Ortak özelliği nedir? Denklik ve eşitlik olmasıdır. İki tarafın ortası olmasıdır. İşte adaletin böyle bir anlamı var. Ye'muru bil adl. Allah size iki tarafın ortasında durmanızı emrediyor. Adaleti emrediyor. Eğer diyelim bir tarafı kayırmamanızı istiyor. İbrenin ucunun bir tarafa doğru kaydırmamanızı istiyor. Diyelim siyasetçisiniz, yönetimde bulunuyorsunuz. Herkese eşit mesafede durmak demektir. Adil. Diyelim hakemsin, mahkemeye yargılama yapıyorsun. Bir tarafı tutmamak demektir. Davacılardan iki taraftan bir tanesini tutmayıp orta yerde durup ikisine de eşit mesafede tarafsızlık neyi gerektiriyorsa onu yapmak demektir. Hayatın her alanında bu böyledir. İki şeyin ortasında durmak anlamına gelir. Bu yöneticilikte, hakimlikte, hakemlikte her yerde geçen olan bir şeydir. Hayatın her yanında diyelim bir babanın çocuklar arasında da ortada durması gerekiyor. Birine meyletmemesi gerekiyor. Arkadaşları arasında ortada durması gerekiyor. Halk karşısında bir belediye başkanının, bir cumhurbaşkanının, bir bakanın ortada durması, hepsine eşit mesafede durması, herkese eşit hizmet götürmesi gerekiyor. Adalet bu demektir. Ye'muru Allah size işte bunu emrediyor. Ye'muru bil adl vel ihsan ve iyilik, güzellik yapmayı ve bağışlamayı, vermeyi, paylaşmayı emrediyor. Ve özellikle de ita izil gurba, garip kurabaya hasseten vermenizi, onlara, kimsesizlere sahip çıkmanızı emrediyor. İstiyor değil, emrediyor. Ye'muru, emrediyor. Tavsiye ediyor değil. İstiyor, öneriyor değil. Böyle ayetler de var. Tavsiye ediyor, öneriyor gibi ayetler de var. Ama burada ne geçiyor? Emrediyor. Ye'muru, emrediyor.